Merhaba, Korece dersine hepiniz hoş geldiniz. Annyeonghaseyo, Korece öğrenmeye hazır mısın? Bir hatırlatmayla başlayalım. Arkadaşlar lütfen kanalımda yer alan videoları oynatma listesindeki sıralamaya göre izleyin ve ekranda yer alan uyarıları her zaman dikkate alınız. Ve Korece öğrenirken dikkat edilmesi gerekenler adlı bir video vardı kanalımda. Hala izlemediyseniz mutlaka izleyin çünkü işinize yarayacak bir sürü şey söylemiştim orada. Bugün sizlere isimlere eklenen cım ekinden bahsedeceğim. Şimdi isterseniz bir konuya başlayalım. Arkadaşlar bu cim eki isimlere eklenir. Yani isim olan bir kelime ve sonrasında ben bunu biraz şimdi buradayken bu şekilde yazıyorum. Cim. Bu eklendiği isme yaklaşıklık. Yaklaşık. Ya da civarı anlamı katar. İşte saat 1 civarı geldim. Yaklaşık 3 saat kaldım. Yaklaşık 3 saatte vardık gibi. Ya da saat 5 civarı şöyle bir şey oldu gibi. Bu yaklaşıklık civarı anlamlarına cümleye cim eki katıyor. Bunu bir isme ekliyorsunuz. Bitişik yazılıyor. Bir de arkadaşlar şimdi isimlere eklenen 2-3 tane daha ekimiz kaldı. Onları da işleyeceğiz. Bir tanesi dışında hepsi bu cim gibi kısa kısa konu anlatımlarına sahip olacak. O yüzden de lütfen öğrenmesi sizin için de kolay olsun diye cümleler üzerinden anlatmaya çalışıyorum. Normalde konu bu kadar. Konu bitti. Hani şu an öğrendiniz. Sadece örneklerimizi de inceleyeceğiz. Daha iyi aklınıza kalır diye düşünüyorum. Şimdi bakalım. O boncum Manasso'yu diyor ki yaklaşık 5 kez buluştuk. Yaklaşık 5 kez buluştuk. Buluştum da olur, fark etmez. Yaklaşık 5 kez buluştum. 5 kez buluştuk. Aynı. Yani şu an kişi belirten bir ifade olmadığı için ben o şekilde çevirdim. Diyor ki tu talcim hevosoyo. Yaklaşık 2 ayda öğrendim. Hevosoyo öğrendim demek. Yaklaşık 2 ay ifadesi var. 2 ay da'nın da ekini burada belirten bir ifade yok ama hani Türkçe çeviriyormuş gibi düşünürsek yaklaşık 2 ayda öğrendiğime denk geliyor bu cümlenin anlamı. Şimdi bakalım. Konkange hanshi jim tojak essoyo. Arkadaşlar bakın. Konhang neydi? Havaalanı. Değil mi? Havaalanı. Havaalanına yaklaşık 1 saatte vardım, ulaştım. Bakın, Tojaka'da varmak, ulaşmak. Yani bir hedef olabilir, ev, okul, ne bileyim işte bir havaalanı gibi düşünebilirsiniz. Burada da bir örnek daha vermeye çalıştım. Posuga Tojakeyo, otobüs geliyor. Ya da yani bunu şey de yapabilirsiniz. Hesoya da diyebilirsiniz. Posuga tojak essoyo ya da posuga tojak hal koyuyo. Hani zamana göre çekilmeyebilirsiniz, fark etmez de. Otobüs varıyor, otobüs vardı, otobüs varacak gibi. Hani otobüs ulaştı, otobüs ulaşıyor, otobüs ulaşacak gibi. Kendinize çekilmeyebilirsiniz. Şimdi bir örneğimiz var, bakalım. Gana neydi arkadaşlar? Hani biz Türkçe dedik ki diyaloglara A, B, C, Ali, Ayşe, Fatma diyoruz ya. Burada da Koreliler gana diye ifade ediyorlar o A'yı B'yi. Daha önce bir videoda söylemiştim de belki o videoya denk gelmediyseniz burada da belirtmek istedim. Hakyo eso chipgaji olmana kolloyo. Arkadaşlar bakın devam edelim. Posuro samshibuncim kolloyo. Şimdi bu diyalogda daha önce öğrenmediğimiz hiçbir ifade yok. En baştan bu videoya kadar tüm videolarımı izlediyseniz bu diyaloğu kendi başınıza ben Türkçesini söylemeden de anlıyor olmanız gerekiyor. Umarım anlamışsınızdır. Ama yine de hani bazen böyle tam ortadaki videolardan başlayanlar oluyor ya. Hani onlar belki ya da belki ilk kez bu videoya denk gelen biri varsa onlar için ben Türkçesini de tabii ki söylemek zorundayım. Şimdi Hakyo neydi? Okul. Hakyo okul. Eso gaji neydi? Den kadar. Okuldan eve kadar
ne kadar sürüyor? Postu otobüs. Ro neydi? Bir ekti. Burada otobüsle bir ulaşım aracıyla işte. Ne kadar yani şey. Otobüsle ulaştık ya. Oradaki L anlamını katıyor. Otobüsle yaklaşık 30 dakika sürüyor. Tamam mı? Yaklaşık 30 dakika sürer. Yani okuldan eve kadar ne kadar sürüyor? Otobüsle 30 dakika sürüyor. Yani otobüsle yaklaşık 30 dakika sürüyor. Şimdi bir sonraki slaytımıza geçelim. Bir de arkadaşlar örneğin bir ekmek ne kadar? Yaklaşık örneğin 6 atıyorum 6 lira. Ya da işte ne bileyim şunun fiyatı ne kadar? Yaklaşık 3,5 lira gibi. Hani o fiyat söylerken yaklaşık şu kadardır, yaklaşık bu kadardır derken arkadaşlar Korece'de hani biz şimdi fiyatları söylerken ne diyorduk sizinle? Won Kore'deki para birimiydi ya. Ha, bu wa oldu pardon. Won. Bir dakika. Şöyle yazamadım çünkü neden? Bir süredir ders videosu çekmemiştim. Won. Kore'deki para birimi. Şimdi biz ne yapıyorduk bunu? Örneğin 1000 lira yani 1000 won olsun para tamam mı? Ne yapıyorduk? 1000 wondur diyoruz ya hani. Nasıl bitiriyorduk cümleyi? 1000 won iyo ya da 1000 won imnida resmi olsaydı şeklinde bitiriyorduk. Bu samimi, bu resmiydi. Ama arkadaşlar bakın, bu Kore'de yaygın olarak kullanılmıyor. Onun yerine bin won hada ifadesini kullanacaksınız. Yani şimdi ben burada kuralı yazdım. Siz bu kuralı yazdığınızda belki daha sonra anlaşılır olmaz diye önce örnek üzerinden anlattım. Şimdi kurala bakalım, sonra tekrar örnek üzerinden anlatayım. Şimdi yaklaşık fiyatlardan bahsederken isimden sonra gelen cım ekine İda fiili eklenerek kullanmak yerine Koreliler isimlere gelen cim ekinden sonra hada fiilini kullanarak bu yaklaşık fiyatları ifade ediyorlar. Yani böylesi Kore'de daha yaygın. Şimdi bakalım. Örneğimize bakalım. Yojim sagwa ga samchonon samchononjim heyo. Yani ne diyor? Bugünlerde elma 3000 won yaklaşık 3000 wondur. Bu kadar. Şimdi biz bunu normal şartlarda nasıl ifade ederdik? Ne derdik? Şu heyo yerine ne derdim ben? Şu cima bitişik olarak ieyo ya da ne derdim? İmnida. Ama Kore'de dediğim gibi bakın bu yaygın değil. Yaklaşık fiyat söylerken diyorum bakın. Yaklaşık. Onun yerine hada getiriyorsunuz. İşte zamana göre çekilmezsiniz. Gelecek zaman olursa da hal koyuyor dersiniz. İşte. Gelecek zaman olursa hal koyuyor dersiniz. Geçmiş zaman olursa işte hes söylersiniz gibi. Şimdi alttaki örneğe bakalım. Türkiye gaci. Arkadaşlar Türkiye'nin Korece olarak yazımı yine Hangul'la yazımı var da onu unuttum. Ben açıklamalar kısmına onu yazayım. Şu an onu unuttum için direkt Türkçe olarak Türkiye yazdım. Türkiye gaci pihengi pioga olmacım heo. Bakın Türkiye'ye uçak bileti ne kadardır? Yaklaşık ne kadardır diyor arkadaşlar. Olma kaç para demekti? Yaklaşık kaç para? Pihengi piu uçak bileti. Piu tek başına bilet demek. Ga bizim iga ikimiz. Heyo da şuradaki kuraldan dolayı. Ya bizim aslında normal bildiğimiz hada fiil de. Hani bu kural da burada. Aslında tam olarak fiilsel bir anlam katmıyor diyebiliriz. Buradaki gaci de aslında bizim bildiğimiz hani şurada gördüğümüz şu eso gacinin gacilerinden biri de. Bazen işte burada Türkiye'ye ne kadar, Türkiye'ye kadar gibi anlamı da katabilir. Türkiye'ye kadar işte yaklaşık uçak bileti ne kadar gibi bir anlamı var bu cümlede. Siz ne dersiniz? İşte yine aynı cevabı verebilirsiniz. Yaklaşık
3000 won. Şimdi ben az önce hani Samchonon diye okudum ya şu 3000 won arkadaşlar. Şimdi bakın ben neden bunu Sam Chon Won diye okumadım da Samchon On diye okudum. Normalde bu Won diye yazılıyor. Niye ben bunu On diye okudum? Çünkü Kore'de Won ifadesini daha çok böyle ağzının içini yuvarlayarak On diye çıkarıyor. Yani Samchon Won değil de Samchon On. Samchon On. Hani ben bunu bir yerde daha söyledim sanki. Tam hatırlamıyorum nerede söyleyeyim ama ona dikkat edin. Hani aslında evet orada yazan şey Won. Evet siz Won diye okursanız kimse size niye Won diye okuyorsunuz demez. Ama daha Koreli gibi okumak istiyorsanız böyle 10 diye çıkartabilirsiniz. Bilginiz olsun. Dersimiz bu kadardı. Görüşmek üzere.